Siz şaka mısınız ya? Sen buna eyvallah diyorsun ya. Neredeyiz ya? Neredeyiz? Sen beni saymıyor olabilirsin ama o oylardan sadece bir tanesi benim. Benim gibiler de çok var ha. Böyle bir rezillik yok yani. Çünkü dayanacak takatleri kalmadı insanların. Diyorum ki ne olur emeklerin paralarını da vermeyin ya. Vermeyin. Sıkıyorsa vermeyin. Eski Türkiye'yi beğenmeyenler yeni Türkiye'yi alsınlar da başlarında paralasınlar. Evet abi, biz mutlu musunuz diye soruyoruz. EYT'liler hakkında soruyoruz. Emekliler hakkında soruyoruz. Keşke mutlu olabilsek. Neden değilsiniz? Şimdi Suriyeliler geldi diyelim. Bugün 10 yaşında olan bir çocuk 10 sene sonra 20 yaşında ve sana kafa tutacak. Özellik isteyecek yeri geldiğinde. 2 sene önce doğan orada bir çocuk şu anda 12 yaşında. Yani bir ülkeye nasıl istila edilebilir ki? Türkleri savaş meydanında yenemeyenler işten ancak bu şekilde vurmaya kalkabilirler. Bu bir. İkincisi 1999 öncesi 3600'ü yaş 55'e indirmedi. Adamlar kan alıyor. Keza aynı şekilde emekliler kan alıyor. Pazar günü miting var biliyorsun. Yani herkesin kaderi ellerinde ama nedense bizde bir balık hafızamız var. Düğünü unuturuz. Her şey güllük gülistanlık. A Haber seyretmekten öteye gitmiyoruz zaten. Herkes uçuyor yani. Kanada 4 yollu şeritler yapıldı biliyorsun. Aya 4 yollu şerit. Yani süper gidiyoruz. Yani reis olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok ya. Vallahi. Yat, kalk ona dua et, sarayı zengin et, sarayın bütün masraflarını halk karşılasın. Ama aslında bakacak olsan layığız biliyor musun? Acı bir gerçek bu. Türk nesli, Türklük kalmadı gibi bir şey ya. Bugün Atatürk'e bile küfür ediyor ya, adam düşünsene yani. Sen buna eyvallah diyorsun ya. Neredeyiz ya, neredeyiz? Atatürkçüysen ya da ne bileyim bir Beşiktaşlıysan potansiyel bir terörist olarak görülüyorsun yani. Bu kadar basit. Daha nasıl ötesini düşüneceksin? Alenen bunu artık söylemeye başladılar. Tabii ki canım, tabii. Sen solcusun, sen ucusun, sen bucusun demekten. Ama halbuki halk ne çekiyor? Aşağıya inip bir bakmaları lazım. Niye konvoylarla yürüyor? Niye bir Macaristan devlet başkanı bisikletle giderken bizimkisi 50 tane, 55 tane konvoyla gidiyor eşi ya da kendisi? Bir sormak lazım yani. Değil mi? İtibardan tasarruf olmaz. Olur mu? Halkın anası alıyor. Hangi itibardan bahsediyorsun ki? Biz onları getirdik. Bizim geri götürmemiz lazım. Ama biz halk beni seçti diyor. Biz daha güçlüyüz. Ama korkak bir halkız. Biz Türk milleti böyle değildi. Ama artık böyle oldu. Sindirildi. Anlatabiliyor muyum? Yapacak bir şey yok. Yani biz buna layığız ama. Bu halk olarak biz ne geliyorsa başımıza işte diyorlardı ya, bu halkın okumayanların ferasetiyle biz buraya geldik diyenler çok haklılar. Çok haklılar. Yani ben üniversitede bitirsem para etmiyor. Suriyeli senden benden çok daha iyi şartlarda. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hastaneye gidiyorsun, doktora posta koyuyor ya Suriyeli. Böyle bir şey var mı? Benim hakkımı çiğnediği gibi, benim sıramı edip geçtiği gibi, üstelik bir de bu doktora posta koyuyor ya. Arkadaş, ülkede doktor kalmadı ya. Stajyerler bizi tedavi etmeye başladı artık. Böyle bir rezillik yok yani. Ha, konuşuyorsun. Ama ne kadar konuşursan konuş, hiçbir şey fayda etmiyor. Şimdi pazar günü miting var. Emekliler. Ben istiyorum ki emeklilerin paraları da verilmesin. Herkes sokağa çıksın. Böyle. Çünkü ne ekersen onu biçersin. Ben buradan diyorum ki ne olur emeklilerin paralarını da vermeyin ya. Vermeyin. Sıkıyorsa vermeyin. Çıksınlar dışarıya. Mesela soruyoruz bazı emeklilere, memnun musunuz diyoruz. Memnun olan var. 7500 TL alıyorum. Memnunum diyor adam. Der memnunum abi, der abi. Ekmek olmuş 7,5-10 lira kimi yerde. Yani ya bir üst baş almaya kalksan ayrı bir dert. Her gün marketlere gidiyorsun. 2 saat sonra etiket fiyatları değişebiliyor bazı yerlerde. Her hafta mazota zam geliyor mesela. Tabii ama ben size bir şey söyleyeyim. Bu kadar da alışveriş oluyor mesela. Bu insanlarda demek ki para da var ha. Ben şaşırıyorum. Gerçekten. Şimdi düne kadar bizi de bu ekonomik sıkıntılar etkilemiyordu ama bugün etkiliyor abi. Etkilemez olur mu? Şimdi pandemi öncesi Türkiye'yi aramak var. Evet. Bir de şimdiki Türkiye'yi aramak var. Ha, eski Türkiye'yi beğenmeyenler yeni Türkiye'yi alsınlar da başlarında paralasınlar. Daha ne diyeyim ki ben? Ha, bir zamanlar ne oldu? Neydi bu? Barbaros Şansal.
adam neler neler söylüyordu. Adam haklıymış arkadaş. Haklıymış. Sonra bir tane kadın çıkmıştı, demişti, ne dedim, benimki dağdaki çobanla benim oyun bir mi demişti. Kusura bakma abi, bir değil. Çünkü o oylarla benim kaderime hükmediyor. Okumayan insanların ferasetiyle adamlar buraya geldi. Biz okuyanlarsa kitapları yırtalım, yakalım. Hiçbir şeyi okumamın da bir manası kalmadı artık. Hala hazırda okumaya çalışan insanlar var. Harç puludur, harç parasıdır, odur budur deyip aileler kendi kendilerini yitirip bitiriyorlar yani. Düşünsene yani. Bir pantolon alamayan bir baba intihar ediyor ya bu ülkede, düşünebiliyor musun? Ondan sonra 5000 lira emeklilere zam gelecek. Ya kimi kandırıyorsun birader ya? Yeter ya. Yeter ya. Ama kandırırsın tabii. Çünkü bir biat kültürü var. O gidiyor sürekli. Sen istediğin kadar yap. Ha, muhalefet. Burada en büyük suç muhalefette zaten. Muhalefet muhalefetliğini adam gibi yapmış olsaydı şimdi bu olmazdı. Yani koltuklara yapışmanın da bir manası yok açıkçası. İnsanlar yerel seçimler yaklaştı istiyor. Efendim mesela. Yerel seçimleri ne düşünüyorsunuz? Kime vermeyi düşünüyorsunuz? Yerel seçimlerde... Şöyle söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala CHP başında durmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyorum. Neden? Yani taze bir kan lazım. Adam kötü bir adam değil ha. Yani adamın bir illegalliği ya da herhangi bir yanlış olduğunu da düşünmüyorum. Gerçekten düzgün bir adam. Ama halk istemiyor. Yani bu kadar diretmenin de bir manası yok diye düşünüyorum. Yani keşke daha öncesinden, ama her seçimi kaybetti biliyor musun? Bir de böyle bir durum var. Yani İmamoğlu diyoruz. Onun da bir proje olduğu söyleniyor. Mansur Yavaş diyoruz. O da ortalıkta yok. Yani insanlar diyor ki kime oy vereceğim? Vallahi AKP'nin karşısında kim varsa ona oy vermekte fayda var diyorum artık. Çünkü yok. Bundan sonra köprüden önceki son çıkış diyorlar değil mi? Yani bundan sonra bir daha ağlamanın bir manası yok yani. Hep yakın. Nereye kadar yakınacaksın? Son olarak buradan başka bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da hükümet yetkililerine bir seslenmek isterseniz. Hükümet yetkililerine söylemek istediğim şey, bu halkı düşünsünler artık ya. Halk dışarıda perişan. Tabana inin ya. Sadece meclis koltuklarında, bilmem ne koltuklarında oturup da ısınmayla, uyuklamayla olmuyor bu işler. Çalışmayı bilsinler artık ya, ne olur. Bak ayın birini dört gözle emekliler bekliyor yani. Emekliler dört gözle bekliyor. Ayın birini. Çünkü dayanacak takatleri kalmadı insanların. Nasıl olacak? Yanlış mı söylüyorum? Ha, adam 3600. 3600'den emekli olacak. 1999 öncesi ha. 2000 sonrası değil yani. 99 öncesini hallettiler de 2000 sonraları kaldı ya. Adama 52 yaşında, 53 yaşında, 50 yaşında, 49 yaşında emekli yapmaya. Ulan adama gelmiş 57 yaşında, 56 yaşında emekli olamıyor. Siz şaka mısınız ya? Ya bunları oraya kim koyuyor? Nasıl koyuyor? Ne diye koyuyor? Ne amaçla koyuyor? Ben yani artık fikrim kalmadı bunlara konuşacak. Gerçekten yani. Yanlışsa de ki yanlış efendim, kardeşim doğru. De yani. Şimdi 2-2 daha 4 eder yani. Siyahla beyaz. Ben anlamıyorum yani. Ya bin dokun bin nahiş derler ya. Gerçekten o durumdayız ya. Bir sanal bir şey çıkartıyorlar ve o sanalın üzerinde devam ediyor ve halkı sadece uyutma politikası. Başka bir şey yok. Ama meclise başka şeyler geçebiliyor bu arada. Kendi emekliliklerinin fiyatlarını yükseltip artırabiliyorlar mesela. Ya adamlar kendi mecliste bile şey söyle adını, eti bilmem kaç lira yiyor. Sokaktaki halk et yemiyor. Anlatabiliyor muyum? 10 lira 12 liraya yemek yerken, cillop gibi, fıstık gibi, karınlarını doyururken, göbeklerini şişirirken bu halk neredeyse artık derisi derisine yapışacak insanlar var. Çöplükten, konteynerden aç karnını doyurmaya çalışan halkımız var. Ya ötesi yok. Görmek istemeyenler zaten tavuk karası var, görmez. Anlatabiliyor muyum? Görmez. İnan ya, kendi gözümden gördüm ya. Ben de bu ülkenin bir vatandaşıyım ya. Sen beni saymıyor olabilirsin ama o oylardan sadece bir tanesi benim. Benim gibiler de çok var ha. Şikayet eden. Bu kadar basit. Yani bak, hakaret etmiyoruz. Sövmüyoruz. Küfür etmiyoruz. Rencide etmiyoruz. Daha neyine gelip de adamı alıyorsun evinden ya. Çok ayıp bir şey ya. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Nerede? Nerede?
Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.